Azizxon domla kanali iymonli qalblar uchun. Biz diydorimizga onamizni, otamizni qachon to'ydirdik? O'zimiz bekorchimiz u bo'sh vaqtimiz yo'q. Kechasi 11-12 gacha yurib, yonki uyda o'tirsak ham bir favji degan o'yin bor, shuni o'ynab 12 da uxlab 9 da turamizda. 9 da turib uylangan bo'lsak, xotinimizga aytamiz, 4 ta tuxum pishirsinlar. Aytmaymizki, onamga ham, otamga ham 2 donadan pishirdingizmi? Demaymiz. O'zimizni kamoli yaxshi ko'rganimizdan 2 dona yo 4 dona tuxum pishirsinlar. Kecha ovqatdan qolganmi? Isitsinlar deydi. Otam, onam nima yedi? Yo'q, uni o'ylamang. Bu yaxshilikmi? Onamizni qarangki, o'zi qonni och bo'lsa-da biz yig'lasak, bizni qonimizni to'yg'azib, keyin o'zi yegan. Biz chaynalmasak, tishimiz yo'q bo'lsa, chaynab turib og'zimizga sop qo'ygan. Kim erkalatib onasi qariganda yo onasiga jon onajon bir marotaba bo'lsa ham chaynamman sizga bir yedirib qo'yay, ya o'g'lim qo'yay desa, onajon meni yoshligimda qancha shu chaynab yedirardingiz, bir marta bo'lsa ham shuni maqli deb kim qil yedirgan? Shu gapni eshitsa ona yig'lamaydimi? Bu mehrni ifodasi emasmi? Qaysi bir ona shu gapni eshitsa, shu qiliqni eshitsa, ko'zidan yosh oqadigan bo'lsa, Alloh do'zaxga torom qilib qo'yadi bu tana. Agar u ko'z yosh yerga tushadigan bo'lsa, yerga torom qilib qo'yadi. Mana aksarlarimizda bir uylanishlik bo'ladi. Domlani oldiga kelsak, birinchi kechani so'raladi. Ahiga o'tirmaydi, yog'i yo bag'ini so'raladi. Birinchi kech domlar. Juda qiziqarli deydi. Bu hayot undan iborat emas-ku. Kelganiga aytaman. Hozir qulog'ingizni qizitmaylik. To'yingiz o'tsin. Kelinni uyga olib keling. Oshingizni o'rtoqlaringiz bilan yeng. Kelinni oldiga kirishidan oldin kelsak, chiroyli qilib tushuntirib qo'yamiz. Hozir qulog'ingizga kirmaydi gapirga. Qiziqyapsiz, qulog'ingizga kirmaydi, chunki sizning xayolingiz bir joyda. Hozir sizga o'rgatadigan narsalar. Otangizni, onangizni rahmat, rahim ko'z yoshini oqizishni xohlaysizmi? Ha, xohlayman. Ko'ch keldimi? Ha, yo'q. Ko'ch kelsa, chiroyli qilib so'p ketishadi. Kalitni berib ketishadi. Shunda ota-onangizga ayting. Bugun kirib bir kecha shu xonada yotib tabarruk qilib bering deyin. Qani nima bo'larkin? Ertasiga yig'latdi. Ko'ch kelib, hali eshit qilgandan keyin keladi. Yig'lardi. Domla, nima bu? Nima dediz? Qildizmi? Ayam ertalab turib, dadam bilan biz ertalabgacha yig'lab chiqdi. Qarang, farzandimizdan shu holat. Shuni qilyapmizmi? Qildikmi deyin. Yana biz yaxshilikni kutyapmiz. Shuni yaxshilikni kutyapmiz. O'zimizdan ko'ra ota-onamizni yaxshi ko'ralamizmi? Agar o'zimizdan ko'ra ota-onamizni yaxshi ko'rganimizda edi, ota-onalarimiz va pensiya kutib turmas edi-da. Ota-onalarimiz 1000 so'm, 2000 so'm qilib ustivoshini kiymas edi-da. Ota-onalarimizda qanday qayg'uryapmiz? Mana 2000-yinchi yilda madrasani bitirib kelganimda bir shogird bola bor edi. Qora aka dedi, ha, bir o'rtog'im uylanyapti dedi, shu to'yga nikoh o'qib ma'ruza qilib beramiz, xo'p bo'ladi. To'y qachon kuni chiqsa aytaman. Ramazonga xuddi shunaqa oz qolgan paytda qora aka Ramazonning 10-chi kuni dedi, to'y dedi. Shitdim, hali u kun eshitmagan edim-da Ramazonda to'y bo'lgan. Toy bo'lmasdi. Toylar taqataq to'xtar. Usul litrlar ham bu nimalarga omborga qo'yilib, hamma yo'q ibodatga yotilar. Keyin to'yga 2 kun qolganda kelib, qora aka 11 da kiyonakar bo'lib boramiz. Yana ham qiziq. Hoy kiyonakar mana shuda chiroyli dasturxon, mana chiroyli ustvorchilar kiyib somsalar yedi, suyuq ovqatlar yedi, mana o'tiribmiz-da.
Endi Ramazonda bo'lyapti-da, shu 11 da. Boryapmiz. Aytilgan kun keldi, ketyapmiz. Tasavvurimda qanaqa bola, qanaqa kelin u? Kuyov bolani so'radi. Ota-onasi yo'q. Birinchi otasi o'lgan, keyin onasi o'lgan. Onasi o'lgandan keyin tog'asi, xolalari "Men shpaner qilganman, men gilon qilganman, men o'qiganman, men bu qilganman" deb talash. Amakilar ko'chaga haydab yuborishdi. Uyman geldi. Ko'chada qoldi. O'likni qo'yib kelsa, janjal to'palang. Mahalla hammalarini chiqarib, ota-onasi o'lgan bo'lsa, bu bola ham o'ldimi? Yo'q. Biz o'zimiz himoyamizga olamiz deb mahalla ularni chiqarib, shu bolani tarbiya qildi. Birorta mahallada to'y bo'lsa, mahalla egalaridan ko'ra, o'sha to'y egasidan ko'ra ko'p ish qiladi shu bola. Mahallaning hurmatini topgan. Uylanishlik yoshiga yetuvdiki, 20 tacha xotin oddan qiz topdi, betdan qiz topdi, hammasi bo'pti deydi. Lekin uchrashuvga chiqqandan keyin yo'qdir. Shu qizga borganda aniq bo'ldi. Qiz bilan uchrashuvga chiqsa, bola birinchi gapirib aytar ekan, "To'y ro'zada bo'ladi. Jinnimasizdir" ekan. "Men sizga juvonmanmidir?" Yumora qasr bo'lish kerak. Mana deb yerga bu oyoqni urish kerak. Yerdan qasti olish kerak. Ikkita kalunkani qo'yib olib, chipni sovib olib, baqir-baqir bo'lib, "Biz ro'zada to'y bo'lsam, bekor aytibsiz. Men sizga juvonmasman." Bo'lmasam uylanmayman. Bu qizni borganda uchrashuvga chiqsa, qizga ro'zada bo'lasan, ichimni qaytdan bildingiz debdi. "Ichingiz nima edi?" desa, "Qachon tahorat qilib, qachon namoz o'qisam Xudodan so'rardim. Ey Alloh, menga ro'para bo'lib er bo'laman degan yigit shart qo'ysin, to'y ro'zada bo'ladi." "Bo'ldi, men roziman." Duoim ijobat. Yana bitta shart bor. Masalan, ota-onamdan qolgan hamma narsa sizning mahriz. Qana bo'ladi? Agar rozi bo'lsangiz uylanaman, bo'lmasa mayli, men rozi. Shu kiygan kiyimingizni men o'zim ustiga olib beraman. Shu bilan bizga boramiz. Xo'p. Endi u gapni eshitib yo'lda ketyapmiz-u, u qiz qanaqa qiz ekan endi? Chunki o'ylab ko'ryapsizmi, bu hazil nima bo'lmayapti? Chirib boryapmiz. Boryapmiz-u, hovlini darvozasi yo'q. Uyda tomi yo'q. Uyda poli yo'q. Somon suv qilib, gilon tugul palos yo'q. Palos tugul ridaqa shol chiqib sotib qo'yishdi. Ko'rlar artilada to'qiydigan sholcha. 70 santimetrli sholchadan sotib qo'yishdi. Dasturxon sotib qo'yishgan, choyni piyola ham, hamma ro'zaku. Ro'zada, endi ro'zada kim? Ro'za tutmasa ham ishtoriga kirib olib o'tirishadi-yu, ro'za tutganga o'xshar. Ro'za tutgan odam qiynalmaydi, ro'za tutmasdan ro'za tutganga o'xshab kirib o'tirgan odam qiynaladi. Chunki yeb-yeb kirganda lo'lar ham turadi. Ba'zi ro'za tutgan odam sabr qilib turadi. U bular bo'lsa mujjalda olib turishadi. Chunki nima-ku? Ro'za tutganga o'xshab o'tirish juda qiyin-ku. Haqiqiy ro'za tutganki sabri bor, lekin tutmagan odamdan oldin ro'za iftorga aytadigan bo'lsangiz aytardi, "Men ro'za tutmaganman, uzrman" derdi. Hozir ro'za tutmagan odamni ham iftorga aytmasangiz xafa bo'ladi, ha? Iftor qilsan aytmabsan-a? To'ymi to'g'ri sizga? Iftor qilib aytmabdi, kishi ro'za tutgan yo'q o'zi. Kirarmishlar-da, xafa bo'lyaptilar u kishi. Ro'za 11 da bo'lyapti. Hech kim bilmaman. Keyin qizni niyatini bildimda, 4 ta qiz ekan, o'g'illari yo'q ekan. Ey Alloh, men ro'zada to'yim bo'lsin-ki, otam to'y qilib turib, menga bir piyola to'yimda choy ham qaynatmasin deb duo qilar ekan-da ma'nosi. Otamga malol kelmaydi. Biz-chi? O'ylab ko'ring, biz-chi? Mana ota-onalarni shunaqa hurmat qilish kerak. Chunki biz hikoya yozyapmiz. Bizni hikoya yozgan hikoyamizni bizning farzandimiz ertaga o'qib beradi. Sizning farzandingiz xuddi sizga o'xshashini xohlaysizmi?
Hani sizi farzantiz ettiği hüddü siz buluşunuzu haklıysın. Köp adamdı kellesin deyip devriliyordu. Demek ki o şarkısı kemiydi. Bazılar deyip kılıyordu yok, lakin yakşılığını oylamıyor. Yamanlığı yok mu? Otamızı, onamızı elde genimizde kayıttaki elde ettirsen mi deyse, aşkı git yap bende başka joydan kesip dursan. Yeltirler dursana. Hoştan kel yaptılar tabii ki. Oğlumuz, biz, ota, onamız, biz kılıyetken kılığdı. Ular bilmedi de bu ilesimiz. Biz onu tamırıdan, konudan dünyaya keseydik. Bu sezmedi mi? Peki biz eldeyiz. Etteki bizi yan ferdandımız biz eldeydi. Çünkü kaytar dünyaya. Allah Ta'ala hamamızdan razı olsun. Allah Ta'ala ota, onalarına razı kıyallarına cennet. Kim mi ota onası hayat bulsa, unga cennet eşigi açık. Amal kısın, kirişliydi hareketini kısın. Kim ota onası hayat bulsun, ya bittesi hayat bu utken bulsun. Ularının hizmetini kılıp, ularının duasını alıp, cenneti bulalmagan bulsa, o ahmak değil ya. Bana çok eşitirken, bir ota farzantını, yelkesine koyunu, kolunu koyup, kim küçülüyordu? Oğul aydıdı, ben de. Otağına kaşık etti, yani kol yelkede, kim küçülüyordu? Ben küçülüyordu. Otağısa kaşık edip, çikkere katılıp, ahirge soru yap, ben kim küçülüyse sızdı. Hani ben iki madde kim küçülüyordu sen, ben de değil mi? Üçüncü de sızdı yapsan sen, çünkü sizi yelkez bana, kol izmanı yelkem dedi de, benden küçülüyordu. Küçülüğü adam yok dedi. Der hakikat hemen eserinin tam mezesi buladı. Hovlunu yan mezesi buladı. Bu hovlunun mezesi ne madde? Ota ona buladı. Ota ona ötüketken denk edin. Bir ota onası yok adam bir oylep göreyim. Tuyizem okşayın, okşamayın. Nasıl zor bu genki okşayın. Lekin ota ona. Onalar, otalar şuna kadar. Üydü faizi buladı. Üydü berekesi bu. Musa aleyhisselam deyik zatke Allah Ta'ala vafat etip anelerini kabrige koyup çıkıyorlar dedi. Ey Musa ihtiyat bugün dedi. Ey Allah Nil deryasıge anem beni sandıkka taşıp akızgen de ey Nil deryasıge gidip sen ihtiyat bugün demedin. Firavun aleyhisselam'ı bir terseki koyup yanımda ey Firavun'dan ihtiyat bugün demedin. Kıbtiydi Beni İsrailliği bile uruşayken de bir müşürgenimde ölüp kaldı. Ey Musa ihtiyat bugün demedin o, onun vefat etkenlerden ki ihtiyat bugün diyeyim sen diyenleri de Allah Ta'ala etkereken. Çünkü seni Nil deryası ki akız işke akızıp durup seni hakkında dua kutturken onun hayatıdır. Firavun'da bir tersek yürgeninde onun seni hakkında dua kutturkenidir. Kabitiydi öldürüp öygeninde hem sana hakkınge dua kıyıcı onun hayatıydı. Sana hakkınge dua kıyıcı onun indi vafatı indi. Etti indi ihtiyat bugün diye ben de. Kimge? Peygamber yedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Duaul validil veledihi kedua'yna bil ümmetihi. Ota onanı ferdadılı hakkıya kıyan duası peygamberlerini ümmetlerini hakkıya kıyan duası yokşaştı. Kabul buluşluydu. Şimdi onamızı gekeleydiğim bu sey, hala ki ayettik ki cin turguçu ona. Yığlıydı. Üstü başı yıkarab yığlıydı. Yiyekken tamamı yıkarab yığlıydı. Farzantıdan buluyekken muamele yıkarab yığlıydı. Lekin kürsetmeydi. İçi de öyleydi. Getiredi ozu bilen ozu. Tan at kim göçür beçara derezeden karab oylanıp çıkardı. Menem analik sürurunu, kursançılığını kaçan körer kim ben? Menem kaçan ömrü yok, haç kılar kim ben? Farzantımı kara ahvalımı dıp, farzantını öyle bir çare yığılarak. Şimdi üçüncü kıl ona bularak. Bu ona yazıcı ona bularak. Yazarak, hemme yoldu yazarak. 9 ay hamiledar bu gene, tulvağ meşakkatı, boş korangılı, Hemme yoğdu yazıp bu bolanı incirliği, keçeleri bidor bu geldiği, rası okatki genpeyde incirliği kılıçliği, necasat kıpı işliği, hemme yoğdu yazıp durup, şularını evezliği,
u farzandidan o'ylagan narsani ko'rmaganligini bechora oxiriga yozib o'g'liga aytar ekan. O'g'li man vafot etgandan keyin o sandiqda eng tagida bir narsa bor. 3 kun fataha o'tgandan keyin bir ochib o'qigan, olgandir. O'ylar ekan achandan bo'lgan bilagizdagi aytdilarmiki. Shunday qarasaki daftar turibdi. Ochib o'qisa onani ora-orada ko'zini yosh tushgan u hayotini yozgan u butun mashaqqat qiyinchiligini yozgan u rohat ko'rmaganligini somsaxonalardan o'tayotganda somsa yeyishlikni kutgan u lekin yalmaganligi farzandi olib kelib qolar deganini kutgan u olib kelmaganligini yozib turib o'lgan bo'ladi. Endi o'qishga o'qitirmo vijdon degan narsa uyg'onib ketadigan bo'lsa qani bir bo'sh joy bormiki boshimni ursam u yorilib ketsa deydi. Lekin hammada ham vijdon o'rganmaydi-ku. Kim onasiga qarab turib, onani yuzidagi bir holatni ko'rib turib, onamni istagi nima ekan deb kim aytalyapti? Aytinchi kim aytalyapti? Vafot etgandan keyin qo'ylarni so'yib, nomdor odamlarni chaqirib kelmasa xafa bo'lib izdihom qilayotgan paytda tirikligida bir jub somsa olib kelib bergan, olib kelmaganini bir o'ylasinchi. Ertalabda turib olib, o'zi to'tta tuxumni yegan u onasini bo'lsa nima yeganini o'ylamagan. Onasiga yarim kosa bir qaymoq bilan bir dona issiq non olib kelgani, bechora to'nini kiyib olgan. Topolmayman, qayerdan topaman? Ha? Kechasi uyga kirib ketayotganda 1 GB olib kirib ketyapti-ku qo'ltiqlar. Bu 1 GB u tongni ko'rmayapti u. Bir pasda 12 birga borganda chachib tashaydi-yu 10 ming so'm, 7 ming so'mga onaga bir yarim ota-onaga yarim piyola qaymoq bilan bitta non olib kirgani bechora. Qarzga bo'lsa ham 1 GB olib kirib ketyapti-yu ota-onaga bo'lsa qaymoq bilan non olib kirgani bechorani kiyib oladi. Uvayz qarani onalarini mardikorchilik qilib ham boqdilar-da biz-chi? Bekorchi bo'lsak qayerdan pul topamiz? Bir o'ylab ko'raylik. Qo'limizdan kelmaydimi ish? Keladi, lekin bu bo'ynimiz yo'l bermaydi. Chunki onamiz, otamiz qarisa ham bizni boqqandan keyin kimga yoqmaydi bu? O'zi bekorchi bizni bo'sh vaqtimiz yo'q. Ko'chada, ko'chani hamma chorahalarda bilsangiz, hali cho'rburtma joylar, guzarchalar bo'ladi. Stol bor, yonida bitta tosh bo'ladi. Kechasi 12 da chiqsam bittasi o'tirgan bo'ladi. Eshikdan qarab qo'yadiganlar ham bo'lar ekan. Nega qarab turibdimikin stolga? Aniq ikkita odam bo'ladi. Ular o'sha stolbani qo'riqchilar. Haligilarni kiyinganini ko'rsangiz, yeganini ko'rsangiz, siz bilan mendan nima? Lekin ota-onasi nima yeyapti ekan? Ularga rahmingiz kelib, ertaga biror bir narsa ko'tarib sotayotganini ko'rsangiz, rahmingiz kelib bir ishni taklif qilsangiz, u nima deydi? Kunimga necha pul? Ha, 70 ming. Ha, qoplamaydi deydi. Bekor o'tirishlik qoplasa qoplayapti-yu, lekin kuniga 70 ming topishlik esa qoplamayapti dedi. Ha, ota-onani tirikligidan maza qilib yedirib olaylik. Kiydirib olaylik. Ertaga armon bo'lib qolmas. Ana Alloh subhanahu va taolo bizlarga ota-onani roziligida topishlikni shart qildi. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Hammalarimizni rushta hidoyatda qilsin. Ota-onalarimizni Alloh taolo dunyoga kelib bizdek farzandga ota-ona bo'lganliklaridan Alloh taolo ularga ko'p savoblarni bitsin u qiyomat kuniga borganda biz ota-onalarni roziligini topgan bandalardan bo'lishimizni Alloh nasib aylasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar.